Merhabalar, bu videoda Xiaomi'nin Poco X3 NFC telefonunu inceleyeceğiz. Şu an internette oldukça popüler olan bir telefon. Donanım özelliklerine göre telefonun fiyatı da oldukça uygun. Yani fiyat performans olarak çok ideal olan bir telefon olduğunu söyleyebiliriz. Orta segmentin amiral gemisi olduğunu da belirtiyorlar. Donanım seviyeleri gerçekten orta kullanıcılar için tatmin edici seviyede, hatta ileri kullanıcılar için de tatmin edici bir seviyede bulunuyor. Biz de birazdan bunun açacağız, telefonumuzu göreceğiz ve özelliklerinden bahsedeceğiz. Hemen zaman kaybetmeyelim ve gelen kargomuzun poşetini açalım. Evet, telefonumuz bu. Gördüğünüz gibi şöyle bir kutuya sahip. Bu şekilde Mi garantisi. Aslında bu telefon Xiaomi'nin orijinal ürünleri değil, fakat Xiaomi destekli olan ürünler, Xiaomi adı altında satılan ürünler. Biz de bu cihazın hem desteğine hem de donanımına bu parayı vermiş olduk. Şöyle uzun sürede kullanmayı planlıyoruz. Evet, telefonumuz Poco X3, gördüğünüz gibi. Ben mavi olan modeli tercih etmiştim. 6 GB RAM, 128 GB dahili olan hafızası bulunuyor. Şimdi yine zaman kaybetmeyelim ve kutumuzu açalım. Evet, telefonumuz bu. Gördüğünüz gibi şu anda kutusundan çıkarttık. Üstünde henüz jelatini bulunuyor. Şöyle hemen bilgilerine baktığımız zaman Poco X3 NFC yazıyor ve hangi işlemciyi kullandığını belirtiyor. Qualcomm Snapdragon 732G işlemcisini kullanıyor ve ana işlemcisi 2.3 GHz, yan işlemcileri 1.8 GHz hızındalar. Ekran tazeleme özelliği 120 Hz olduğunu burada belirtmiş. Ekranımızın büyüklüğü 6.67 inç olarak görünüyor. 64 megapiksellik kamerası olduğunu belirtiyor yine buradaki özelliklerde. Burada da pil kapasitesini görüyoruz. 5160 mAh'lik bir bataryaya sahip. Aynı zamanda hızlı şarj özelliğine de sahip. Günümüz telefonların çoğu zaten bu özelliği kapsıyor. Bu telefonda tabii bu özellik bulunuyor. 33 wattlık bir şarja sahip olan bir telefon. Toplamda 65 dakikada şarj olan bir telefon. Şöyle hemen alıyoruz etiketimizi. Şu şekilde telefonumuz geliyor. Üstünde hazır bir jelatin görülüyor. Şu anda fabrikasyon olarak yerleştirilmiş bir jelatini görebiliyoruz. Evet, telefonumuzu çıkarttık. Arkada da iğne ile ilgili etiketler bulunuyordu. Evet, kutumuzdan gördüğünüz üzere bu malzemeler çıkıyor. Tabii bununla birlikte son günlerde biliyorsunuz telefon maliyetlerini düşürmek için hiçbir şekilde kulaklık gönderilmiyor. Bunda da aynı şekilde aynı davranış sürdürülmüş. Bir tane gördüğünüz gibi sim kartımızı takmak için bir tane iğnemiz bulunuyor. Antibakteriyel bir kılıfımız bulunuyor ve telefonumuz. Burada da şarj için bir tane kablo bulunuyor. Şu kabloları kontrol edelim. Bu kablo standart USB'lere göre biraz daha kalın. Çünkü güçlü bir şekilde şarj etmesi gerekiyor. Standart herhangi bir kablo kullanırsanız kesinlikle bu telefonunuz yine çok geç şarj olacaktır. O yüzden mutlaka orijinal kablolarını kullanmaya dikkat edin. Type-C olarak geçen bir standarda sahip. Şu anki günümüz telefonları yine Type-C ile şarj ediliyor. Ki artık yeni telefonların bu standarda geçmesi gerekiyor. Ki görünen o ki birçok telefon bu standarda geçmiş durumda. Micro USB'ler artık rafa kaldırıldığını çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Hem veri aktarımı noktasında çok hızlı bir şekilde veriyi aktarabiliyorlar. Aynı zamanda da telefonu çok hızlı bir şekilde şarj edebiliyorlar. Adaptörümüze baktığımızda şöyle bir adaptör görüyoruz gördüğünüz gibi. Hızlı şarj özelliğine sahip olan bir adaptör bu da. Hemen şöyle. Wattlık bir enerjiyi sağlayabilen bir adaptörmüş gördüğünüz üzere. Evet, adaptörümüzü de kenara aldık. Kılıfımızı da daha sonra takacağız. Hemen telefonumuza şöyle bir göz gezdirelim. Ben telefonu almadan önce bunu kendi kişisel kullanımım için satın aldım. Kendim için aldım. Daha önce farklı bir telefon kullanıyordum. Yine Xiaomi'nin Redmi Note 4 olan telefonunu kullandım. Bunu tam ben 3,5 yıl boyunca kullandım. Hatta birçok videomu da bu telefonla çekmiştim. Şimdi bunu emekli etmenin zamanı geldi. Hala çalışıyor. Fakat artık yetersiz gelmeye başladı. Bunun üzerine ben de bu tarz gelişmiş bir cihaz almaya karar verdim ve bu cihazı satın aldım. Almışken de
sizler için inceleme videosu çekmeye karar verdim. Gördüğünüz üzere ekranımızı görüyorsunuz. Tam şu noktada kamerayı görüyorsunuz. Üst kısmında da görüntümüz geliyor. Yani kamerası tam olarak ekrana yerleştirildiğini söyleyebiliriz. Şu üst kısma baktığımızda hoparlörün ızgaralarını görüyoruz. Aynı şekilde burada da bir hoparlörümüz var. Mikrofonumuz var. Type-C girişimiz. Kulaklık girişi. Kulaklık girişimiz standart olarak geliyor. Yani sizde bulunan standart kulaklığınızı bu cihazda da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şöyle çevirdiğimizde burada büyükçe bir Poco yazısını görüyoruz. Bakın şu şekilde. İlk görüşte internet üstünden ben telefonu incelediğim zaman açıkçası bu görüntüsünü hiç beğenmemiştim. Daha sonra telefoncuya gidip fiziksel olarak da telefonu incelediğimde gerçekten güzel olduğuna karar verdim. Yani internetteki resimler bir şekilde sizi yanıltabiliyor. Ben ilk görünüşü bana itici gelmişti fakat daha sonra telefonu da elime alıp incelediğimde o anda telefonun güzel olduğunu anladım. Yalnız şu özelliği kötü oluyor. Biraz parmak izlerini fazlaca belli eden bir telefon. Henüz sıfır çıkarttık gördüğünüz gibi kutusundan ama dokunmamla birlikte parmak izlerini temelen kameradan görüyorsunuz. Yani parmak izlerini belli eden bir telefon fakat biz ne yapacağız? Tabii ki yine kılıfıyla birlikte kullanacağız ve bu parmak izlerini haliyle minimize etmeye çalışacağız. Eğer böyle güçlü bir donanım ve uygun fiyatlı bir donanım istiyorsanız bu tarz kusurları da artık göze almanız gerekiyor. Şu anda parmak izlerini belli ediyor ama benim için büyük bir problem değil. Esas benim için önemli olanın video çekimi olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Sizlere daha kaliteli videolar aktarmak adına ben de bu telefonu almaya karar verdim ve kendim kullanacağım. Telefonumuz gördüğünüz gibi bu şekilde. Telefonu incelediğimizde burada sim kart yuvasının olduğunu görüyoruz bu tarafında. Şu tarafa geçtiğimizde ise ses arttırma, ses kısma ve burada açma kapama düğmesinin olduğunu görüyoruz. Bir miktar içeri doğru kavisli yapılmış. Bu da aynı zamanda hem açma kapama düğmesi aynı zamanda da parmak izi okuyucusu olarak işlev gören bir buton. Ben henüz böyle bir telefon kullanmadım. Daha önceki telefonum şöyle arkadan parmak izi okuyuculuydu. Şöyle elimizi dokunduğumuz anda telefonu açıyordu. Burada da yanda olacak bir miktar acemilik çekeceğiz ama daha sonra muhtemelen zorlanmadan bu telefonu da kullanabileceğiz. Evet, zaman kaybetmeyelim ve telefonumuzu açalım. Hemen şöyle telefonun açma kapama düğmesine basıyorum. İlk defa sizinle birlikte ben de burada telefonu açıyorum. Yine MIUI arayüzünü destekliyor. Yani zaten telefon Xiaomi destekli. Xiaomi olduğu için de MIUI arayüzünü kullanıyor. MIUI 12 ile birlikte geliyor. Bizde hem güncellemesi var mı yok mu bunları yapmaya çalışacağız. Telefonumuz açıldı. Zaten biz MIUI kullandığımız için yani Xiaomi'yi kullandığımız için bu arayüze yabancı değiliz. Oldukça tanıdık bir arayüz geliyor ekrana. Hemen şöyle kontrol ediyorum. Varsayılan olarak bazı uygulamalar zaten eklenmiş kendiliğinden. Burada hemen kontrol ediyoruz. Şöyle evet, uygulamalara bu şekilde erişebiliyoruz gördüğünüz gibi telefonda. Şöyle sekmeler bulunuyor. Sekmeler bölümünden de gördüğünüz gibi uygulamalar aslında burada kategorize edilmiş şekilde gelmiş. Bu telefonda bu arayüz bir üst arayüz olduğu için bende bu özellikler yoktu eski telefonumda. Ama böyle bir şey görmek oldukça güzel olduğunu söyleyebilirim. En azından burada kategorize olması güzel bir özellik olduğunu şahsen düşünüyorum. Sizin de beğeneceğinize eminim. Biz de kullandıkça tabii memnuniyetimizi yine dile getirmeye çalışacağız. Buraya geldiğimizde ayarlar bölümüne erişebiliyoruz. Ayarlarımızı bu alandan yapıyoruz. Zaten standart bir arayüz. Mi kullanıcıları kesinlikle bu telefona yabancılık hissetmeyeceklerdir. Evet, telefonumuzu bu şekilde göstermiş olduk. Telefonumuzun ekranı bu şekilde. Şimdi biraz teknik özelliklerden bahsedelim. Daha sonra bu özellikleri test etmek üzere telefonumuzda deneyeceğiz. Bu telefon ismi Poco X3 NFC diye geçiyor. Şu an elimde gördüğünüz model 128 GB'lık 6.67 inçlik bir telefon. Ana kameramız 64 megapiksel. Diğer bir kameramız 13 megapiksel. İkinci ve üçüncü olan kameralarımız ise 2 megapiksellik kameralar. Şurada ön selfie kameramız ise 20 megapiksel olan bir kamera. Kamera özellikleri
bu şekilde ECP panel olan bir ekran teknolojisi var. Bu da biz orta kullanıcılar için, hatta ben kendime ileri kullanıcı da diyebilirim, bizi yeterince tatmin ediyor. Tabii ki AMOLED ekranlar bir tık daha iyi ama bu ECP ekranlar da kesinlikle kötü ekranlar değiller. Ekran çözünürlüğüne baktığımızda 1080x2400, yani Full HD Plus bir ekran standardına sahip olduğunu söyleyebiliriz. Ekran yenileme hızı 120 Hz. Yani bu da oyun oynadığınızda gayet tatmin edici ekranların size sunulmasını sağlayan bir teknoloji. Eğer oyun oynayacaksanız mutlaka bu telefonu edinmeniz gerekiyor. Tatmin edici görüntüleri bu telefon sayesinde alabiliyorsunuz. Şu oyunlarda da ne yapacağız? Telefonumuzu yine test edip sizlere göstereceğiz. Ekranımızda aynı zamanda HDR10 teknolojisi bulunuyor. Bu da yine telefonlarda genelde olmayan bir özellik. Bu da bu telefonun artı yönlerinden bir tanesi. Gorilla 5 teknolojisini destekliyor. Suya ve toza karşı dayanıklı olan bir telefon. Çoğu telefonda maalesef o özellikler bulunmuyor. Bu telefonda yine bu özellikler bulunuyor. Bu yüzden de bu telefonu seçmenizdeki etkenlerden bir tanesi yine bu olabilir. Video çekimlerinde hızlı odaklanabiliyor ve odaklanması otomatik olarak gerçekleşiyor. Biliyorsunuz, videolarda görmüşsünüzdür. Odaklamalar telefonlar veya diğer cihazlar için problem olabiliyor. Uzun süreli odaklanmalar tabii ki izleyicinin dikkatini dağıtabiliyor. Bu telefon oldukça hızlı bir şekilde odaklayabildiğini söyleyebiliriz ve tabii ki odaklanması otomatik olarak gerçekleşen bir telefon. Aynı zamanda video çekimlerinizi sarsıntısız olarak çekebiliyorsunuz. Diğer telefonlarda genelde sarsıntıları yansıtırken bu telefonda sarsıntıları engelleyen yapay bir zeka bulunuyor yine telefonumuzda. Video çekimlerini 1080 veya 4K'lık şeklinde gerçekleştirebiliyorsunuz. 4K video çekecekseniz 30 FPS ile çekim yapabiliyorsunuz. Eğer 1080p ile çekecekseniz de 60 FPS ile videolarınızı çekebiliyorsunuz. Telefonda dijital görüntü sabitleyici, yani sarsıntıyı engelleyen bir sistem olduğunu söylemiştik. Bu telefonla yavaş çekimler gerçekleştirebiliyorsunuz. Ben de çeşitli çekimler gerçekleştirerek bunları size aktarmaya çalışacağım. Aslında bundan çektiğimiz resim ve videoları Google Drive'a yükleyerek gerçek çekimlerin neler olduğunu sizlere aktarabiliriz. Bunun haricinde bizler videoları program ile editlediğimiz için çekim yaptığımız resimler veya videolar bir şekilde etkileniyor. Haliyle bunu çektiği videoları ham bir şekilde, hiçbir şekilde işlemeden Google Drive üstünden videonun açıklamasına ekleyeceğim. Orada o resimlere ve videolara tıkladığınızda cihazın gerçek görüntüsü, hiçbir şekilde müdahale edilmeyen görüntülerini oradan kontrol edebileceksiniz. Evet, kamerasından bahsettik. 64 megapiksellik bir ana kamerası bulunuyor. Diğer bir kamerası 13 megapiksel. Bu da geniş açılı kamera olarak geçiyor. Bununla geniş açılı resimler çekilebiliyor. Diğer bir kamerası makro çekimler için 2 megapiksellik bir kamera bu da. Yakın çekimlerde makro kamerayı kullanabiliyoruz. Diğer bir kameramız ise yine 2 megapiksellik. Bu da derinlikleri algılamak için kullanılan dördüncü bir kamera. Yani telefonumuzda 4 tane kamera bulunuyor. Ana kamera ve destekleyici kameralar şeklinde. Ana kameramız, geniş açılı kameramız, makro kameramız ve derinlik kameramız. Burada gördüğünüz gibi telefonun tam orta kısmına yerleştirilmiş bulunuyorlar. Ön selfie kamerası ise 20 megapiksel. Bununla da 1080p videolar ve 30 FPS ile çekim yapabiliyoruz. Ön kamerasını da kullanabiliyoruz. Cihazımız Qualcomm Snapdragon 732G işlemciye sahip, 2.3 GHz'ti. Bunu kutunun açılışında söylemiştik. Bu işlemci 8 çekirdekli. 2 çekirdeği 2.3 GHz ile çalışıyor. Kalan 6 çekirdek ise 1.8 GHz ile çalışıyor. 64 bitlik bir işlemci. Bu da yine işlemci teknolojisinde son günlerde çıkan son işlemcilerden olduğunu söyleyebiliriz. Grafik işlemci tarafına baktığımızda Adreno 618 800 MHz'lik bir işlemcisi bulunuyor. Sentetik testlerde Antutu puanı 283.800 puan almış olan bir telefon. Daha önceki kullandığım telefon Redmi Note 4'tü. Bu ise 103.300 puan alan bir telefon. Yani şöyle söyleyebiliriz. Bu telefonun 2.5 katı özelliğinde veya 2.5 katı kadar hızlı olduğunu rahatlıkla bu puanlamaya göre söyleyebiliriz. Evet, bu telefonda 6 GB RAM bulunuyordu. RAM'i DDRAM 4 olarak geçiyor. Ve kendi hafızası
128, bu telefonun 64 GB olanlar da mevcut. Ama sizler eğer kullanacaksanız, yeni bir telefon da alıyorsanız mutlaka 128 GB olan telefonları tercih edin. Aksi takdirde düşük telefonları alıp hafıza kartlarını taktığınızda haliyle hafıza kartları cihazın vermiş olduğu hafıza gibi hızlı çalışamayabiliyorlar. O yüzden eğer telefonunuzda hafızaya ihtiyacınız varsa mutlaka en düşük hafıza olarak 128 GB'ı tercih edin. Tabii arada çok büyük bir fark yok. 200 lira gibi bir fark var 64 ile 128 arasında. Şunu söyleyebilirim ki kesinlikle verdiğiniz bu farka değer. O yüzden imkanınız varsa mutlaka en az 128 GB'lık olanı almayı tercih edin. Desteklediğim maksimum hafıza kartı 256 GB'lık hafıza. Telefonumuzda 4.5G bulunuyor. 5G maalesef bu telefonda bulunmuyor. Android 10 ile birlikte geliyor bu telefon. Birazdan hatta güncellemesini kontrol edelim. Bakalım herhangi bir güncelleme var mı? İsterseniz önce bir Wi-Fi'ye bağlayayım. Daha sonra ise güncellemesini kontrol edelim. Hemen ben Wi-Fi'ye bağlıyorum. Evet, telefonumuzu Wi-Fi'ye bağladık. Gördüğünüz üzere MIUI arayüzünü görüyorsunuz zaten. Şu anda 12 yüklü kararlı sürüm. Biz hemen buradan bir sürüm kontrolü gerçekleştirelim. Bakalım telefonumuza yeni sürümler gelmiş mi? Evet, yeni bir güncelleme görülüyor. Güncellemeyi hemen telefonumuza indirelim. Evet, güncellememizi yaptı. Cihazımızda Wi-Fi 5 destekli. Yani bu ne anlama geliyor? Bu 5 GHz'in destekliğini gösteriyor. Standart Wi-Fi'ler 2.4 GHz iken aynı zamanda bu cihaz Wi-Fi 5 GHz'i de destekleyen bir teknolojiye sahip. Bunun yanında Bluetooth da yine son versiyon 5.1 versiyonunu içeren bir telefon. NFC özelliği bulunuyor. Yani kredi kartı gibi kullanabiliyorsunuz bu telefonu. Aynı zamanda bu telefonu tercih etmemin nedenlerinden bir tanesi de şuydu. Şöyle üste odaklanabilirsek bu telefonda kızılötesi dediğimiz bir sensör de yer alıyor. Ben TV ve uydu sistemleriyle de çok uğraştığım için özellikle telefonda kızılötesi sensörün olmasını kesinlikle istedim. Çünkü telefonu aynı zamanda kumanda olarak da kullanabiliyorum ki çok fazla kullanıyorum ben. O yüzden telefonda mutlaka bu özelliğin de olmasını istiyordum ki nitekim bu telefonda bu özellikler de mevcut. Telefonumuzda radyo desteği bulunuyor. Yüz tanıma desteği bulunuyor. Çift sim kart kullanabiliyoruz. Yani çift hat kullanabiliyoruz. Bir sim kartın yerine hafıza kartını da takıp kullanabiliyoruz. Aynı porttan bağlanıyor. Demin zaten ben gösterirken burada kartımızı taktık. Burada iki alan bulunuyordu. İsterseniz iki tane sim takın. İsterseniz bir sim, bir tane hafıza kartı takın. Telefonumuz bu şekilde destekliyor. Yani tek porttan hem hafıza kartını takabiliyorsunuz, aynı zamanda sim kartı takabiliyorsunuz. Evet, telefonumuzun özellikleri bu şekilde. Bununla video ve resim çekip bunların performansını da size göstereceğim. Bu süre zarfında bir de oyun yükledim aslında. Bakalım oyunumuz nereye gelmiş. Evet, şurada gördüğünüz gibi oyunumuz gelmiş. Ben oyunu açıp bir süre test etmek istiyorum. Oyunlarda oldukça akıcı olduğunu söylüyorlar telefonun. Tek dezavantajının bu bölgede bir miktar titremeye sebep olduğu söyleniyor. Ama ben şahsen çok önemsemiyorum, önemsemeyeceğim. Çünkü ben bu telefonu daha çok video çekimleri için aldığım için benim için tamamen önemsiz bir etken olduğunu söyleyebilirim. Ama şu noktada çok hafif bir titreme meydana geliyor. Günümüzün popüler oyunlarından PUBG ve gördüğünüz gibi Asphalt ben oynayacağım birazdan. Bunları destekliyor. Çok akıcı bir şekilde ilerleyebiliyor. Evet, şimdi ekranımızın hız oranını ayarlayacağız. Şöyle ekrana geldik. Ekran yenileme hızına geldiğimizde 60 Hz ve 120 Hz olduğu görülüyor. Biz de 120'yi seçeceğiz. Zaten telefonumuzun en büyük özelliklerinden bir tanesi buydu. Biz de burada 120 ile birlikte oyunumuzu test etmeye çalışacağız. Şu anda seçimimizi gerçekleştirdik. Şimdi geliyoruz. Buradan bir oyun yükledim. Asfalt oyunu. Hemen bu oyunda testimizi gerçekleştirelim. Evet, şöyle. Bu arada oyunu pek oynadığım bir oyun değil açıkçası. Ben de ilk defa sizinle oynayacağım. Telefonda çok fazla oyun oynamıyorum ben.
Ama yine de oynadığımız zamanlar oluyor. Ekranın çok akıcı olduğunu söylemişlerdi bu telefon için. Yani incelemeler bu şekildeydi. Evet, ekranın akıcı olduğunu söyleyebiliriz. Bu arada biraz sesi kısalım. Ses çok yüksek. Evet, gayet akıcı olduğunu söyleyebiliriz. Ekranlar çok hızlı değişmesine rağmen. Evet, sanırım bu kadar yeter. Evet, oyundan çıktık. Şimdi video ve resim kalitelerine bakacağız. Evet, şu anda hem mikrofonu test ediyorum hem de aynı zamanda video çekiyorum. Cihazda sarsıntı engelleme özelliği de var. Biraz şu anda çok titretiyorum örneğin testi yapmak için. 4K 30 FSP video çekiyorum. Telefondan sesi aktarıyorum. Şu anda videoyu Full HD 60 FSP çekiyorum. Biraz da sallıyorum. Hani video kalitesi nasıl olacak? Sarsıntı engellenecek mi şekilde? Biraz hareket ediyorum. Bu arada sesim de yine kameradan geliyor. Bu videoda Full HD 1080p 30 FSP oranında çekiliyor şu anda. Bakalım video performansları nasıl olacak?
Evet, mümkün olan bütün çekimleri gerçekleştirdim. Fotoğraf çekimi çeşitli modlarda denedim. Aynı zamanda video çekimlerini de çeşitli modlarda denedim. Bunu zaten kendiniz gördünüz. Telefon oldukça tatmin edici. Hem fotoğraf çekimi olsun hem video çekimi olsun bana oldukça kaliteli geldi. Verdiğimiz parayı sonuna kadar hak ettiğini söyleyebiliriz. Bu cihazı almak isteyenlere kesinlikle tavsiye ediyorum. Uzun dönemde de video altında gereken yorumları sizlere aktaracağım. Bugün Poco X3 NFC telefonunu inceledik. Başka ders ve videolarda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.